geldiniz. TV100 ekranındayız. Ben Hande Aydemir. Şimdi konuşalımda gündem yoğun değerli izleyiciler. Açıklamalar doğrultusunda, liderlerin yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda konuklarıma sorularımı yönlendireceğim. Görüşlerini alacağız. Fikir tartışmasında bulunacağız. Sizler de şimdi konuşalım etiketiyle birlikte bizlere katılabilirsiniz. Peki gündemimizde ne var değerli izleyiciler? Biliyorsunuz Sayın Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Akşener'i HDP veto etti dedi. Hemen arkasından HDP'den de bir açıklama geldi. Ve dedi ki HDP'de veto falan yok dedi. Bakalım bu konuşmaların arkasından neler söyleyecek konuklarım. Aynı zamanda ekonomiyi konuşacağız. Ekonomide fahiş fiyatları konuşacağız. Nasıl önüne geçecek hükümet ya da muhalefetin bununla ilgili bir çözüm önerisi var mı? Ekonomiyi nasıl canlandıracaklar? Şu anki tablo nedir? Araştırmalar neler söylüyor? Bunlardan bahsedeceğiz ve siyasette ilk 4 madde tartışması gündemdeki yerini koruyor. Bu tartışma nereye doğru evrilecek? Hep birlikte konuşacağız. Hemen konuklarımı sizlere takdim edeyim. İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel bizlerle birlikte. Sayın Erel hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun katılımınıza. Güzel İstanbul, yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salih hocamız burada. Hoş geldiniz. Hoş teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya hukukçumuz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınlar teşekkür diliyorum. Ediyorum. Sağ olunuz. Ve ilerleyen dakikalarda değerli izleyiciler Sivil Dayanışma Platformu üyesi Mehmet Şahin bizlerle birlikte olacak. Malum İstanbul trafiğinden birazcık gecikmiş durumda. Şimdi ilk açılışta da söylemiştim. Sayın Erdoğan Akşener'i HDP veto etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hemen sizlere anımsatayım. HDP'nin Millet İttifakı'nın ortağı olduğu inkarı mümkün olmayan bir gerçek diyor. Ve İYİ Parti'nin bu gerçeği kör, sağır kalarak kendi konumunu korumaya çalışması artık sürdürülebilir değildir ifadelerini kullanıyor. Hemen Ayhan Erel'e soralım. Nasıl bir açıklamada bulunacak bize? Katılıyor musunuz bu yoruma? HDP Millet İttifakı'nın bir ortağı mı? Eğer HDP Millet İttifakı'nın bir ortağı değilse neden bir türlü Cumhur İttifakı buna ikna olmuyor? Acaba söylemlerde ya da iletişimde bir sıkıntı mı var? Nasıl aktarırsınız efendim bize? Ben öncelikle bizi izleyen Yüce Türk Milleti'ne saygılarımı sunuyorum. Türk Milleti hatırlarsa 2009-2013 yıllar arasında AK Parti analar ağlamasın, gözyaşları dinsin, bu memleketin evlatları genç yaşlarında kara toprağa düşmesin söylemleriyle insanların duygularını okşayan, hoşuna giden sözlerle bir açılım süreci başlattı. Ve bu açılım sürecini başlattığında da duygularını, düşüncelerini Türk milletiyle paylaştı. Ve o zamanki kamuoyu bu açılımın başarıya ulaşması ve söylenenlerin gerçekleşmesi adına dualar ettiler. AK Parti'ye destek verdiler bir noktaya kadar. Ve devleti yönetenler, devlet yönetmeye talip olanlar kamuoyu önünde açık olmalıdırlar. İYİ Parti'nin eğer HDP ile gizli veya açık bir işbirliği olmuş olsa bunu çıkar kamuoyuyla tıpkı AK Parti'nin 2009 yılında açılım sürecini başlattığı gibi der ki biz şu 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 nedenlerle HDP ile işbirliği yapmaktayız. Bunun gerekçeleri de bu. Eğer bunun siyaseten bir faturası olacaksa bunu da İYİ Parti olarak ödemeye hazırız der. Ama yani biz olmadığımız bir şeyle kendimizi savunmaktan gına geldi. Bizim Millet İttifakı olarak ittifakın içerisinde genel seçimlerde İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Parti ve Demokrat Parti vardı. Yerel seçimlerde de sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yaptık. Bizim HDP'li yetkililerle oturup ittifak konusunda, seçimde işbirliği konusunda bir görüntümüz, bir protokolümüz, bir sözleşmemiz, ne bileyim iki kare resmimiz ortaya koysunlar. Biz de diyelim ki haklısınız. Yani olmayan bir şeyle niye, ne maksatla suçlanıyoruz bilmiyoruz. Ha bunun yanında Kürt vatandaşlarımız eğer Millet İttifakı'na oy veriyorsa ki hür iradesiyle her türlü siyasi tercih yapma hak ve hürriyetine sahip, buna da saygı duymak lazım. Şimdi Güneydoğu'da yaşayan veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde yaşayan Kürt vatandaşımız AK Parti'ye oy verirken makbul vatandaş, iyi vatandaş, AK Parti dışında bir partiye oy verirse terörist vatandaş. Böyle bir dünya yok. Vatandaşın iradesine
siyasi tercihine saygı duymak zorundayız. Bu kim olursa olsun, Kürt vatandaşımız da olabilir, başka bir vatandaşımız da olabilir. Ve siyasi partiler iktidara gelmek için herkesin oyuna taliptir. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in ifade ettiği gibi biz 85 milyonu bir bayram sofrası etrafında mezhep, meşrep, etnik yapı, giyim, kuşam, dünya görüşü, ideolojisi, felsefesi ne olursa olsun 85 milyonu bayram sofrası etrafında buluşturma iddiasında olan bir partiyiz. Dolayısıyla Kürt vatandaşlarımızı da kucaklayacağız ve Kürt vatandaşlarımızın oyuna da talip olacağız. Her Kürt vatandaş HDP'li değildir. Yani öyle olmuş olsa HDP'nin oyu bundan çok daha farklı olması gerekir. Niye İyi Parti ile HDP'yi yan yana getiriliyor onu anlamakta zorluk çekiyorum. Ha şunu diyebilirler. Yani eğer İyi Parti'nin iktidara giden yolda önüne bir engel koymak istiyorlarsa bu engel HDP değil. Türk milleti artık bu hikayelere inanmıyor. Bu masalları dinlemiyor. Şunu diyebilirler. İyi Parti ekonomideki programı nedir? Eğitimdeki programı nedir? Teknolojide, sanayide programı nedir? Bugün atanamayan 1 milyona yakın öğretmen var. Kadrosu verilmeyen imamlar, vekil, Kur'an kursu hocaları var. Ne bileyim, atanamayan dünya kadar mühendisimiz var. Bunlarla ilgili görüşleriniz nedir? Bugün gübre başını almış gidiyor, yem başını almış gidiyor. Bunların hiçbirisi konuşulmuyor. Konuşacağız ekonomide. Peki, şunu bir kez daha Türk milleti önünde açık ve seçik ifade ediyorum. İyi Parti'nin kim ne derse desin, İyi Parti'nin HDP ile gizli veya açık herhangi bir işbirliği yoktur. İyi Parti'nin işbirliği Yüce Türk Milleti'ndedir. 85 milyonladır. 85 milyon vatandaşımızı genel başkanımızın ifade ettiği gibi zillet ayrımı yapmaksızın, ne bileyim cumhur ayrımı yapmaksızın hepsini kucaklamaya, hepsini bir ana sevgisiyle, ana şefkatiyle bağrımıza basmaya hazırız. Bunun içerisinde HDP'ye oy veren vatandaşımız olabilir, AK Parti'ye oy veren vatandaşımız olur, herhangi bir partiye oy veren vatandaşımız olabilir. Dini, düşüncesi, siyasi tercihi bizi ilgilendirmiyor. Biz 85 milyonu kucaklamaya, onları bayram sofrasındaki gibi bir araya getirmeye ve Türkiye'yi bayram yerine çevirmeye iddiasıyla ortaya çıkan Cesurlar Hareketi'yiz. Ve bu iddiamızı da Allah nasip ederse ilk yapılacak seçimde tüm dünya ile birlikte bizi HDP ile birlikte olmakla suçlayan insanlar da göreceklerdir ki biz burayı, bu bayram sofrasını ve Türkiye'yi bayram yerine çevirme iddiamızı, hedefimizi, hayalimizi gerçekleştireceğiz. Peki. Sayın Eren, çok teşekkür ederim. Ben İkinci teşekkür turda ederim. Da zaten ayrıntılarıyla birlikte konuşacağız. Bu sırada Mehmet Şahin geldi değerli izleyiciler. Yanımızda Sivil Dayanışma Platformu üyesi. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Hazır siz gelmişken sizinle başlayalım. Sonrasında Yaşar Hoca ile devam edeceğiz. Açıklamaları şöyle. İlk turda aslında Sayın Erdoğan'ın açıklamaları